Kıymetli gönül dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah nasip ederse inşallah bundan böyle tarih aynasında süreç diyecek ve geçmişten günümüze süreçle ilgili bir takım okumalar yapmaya gayret göstereceğiz inşallah. Evet, tarihle yaşamak, bir vakit okumuştum, çok da hoşuma gitmişti. Tarihle yaşamak biraz dikiz aynasıyla araba sürmeye benzer. Evet, çok dikiz aynasına, çok yandaki ve ortadaki dikiz aynalarına eğer çok bakarsanız, yani önünüzü göremezsiniz, bir yere çarpmanız mukadderdir. Ama dikiz aynasız da araba sürülmez. Arada bir gerek sollarken, gerekse de yeni bir hamle yapacağınız zaman mutlaka dikiz aynalarından arkadan gelen var mı, sağdan gelen var mı, soldan gelen var mı, bunlara dikkat ederek araba sürersiniz. İşte tarihte dikiz aynalarına bakarak tabiri caizse hayatı ikame ve idame ettirmektir. Tarihi hadiseler belki aynıyla vuku bulmasalar bile misliyle vuku bulurlar. Kur'an-ı Kerim bize kısası Enbiya'yı anlatır. Yani Enbiya kıssalarından bahseder. Hazreti Adem'den bahseder, Hazreti Nuh'tan bahseder, Hazreti İsa'dan, Hazreti Musa'dan bahseder. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz en çok ismi geçen peygamber Hazreti Musa Aleyhisselam'dır. Daha sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Ve onları tabiri caizse nazara vererek bize bir takım dersler çıkarmamızı ister. Evet, hizmet hareketi bugün adeta cennete doğru belki çile taşlarıyla örülü bir yoldan geçiyor. İsmi belki süreç kaldı. Süreç kavramını kullananlar, kullanmayanlar, kullanmasına hoş bakanlar veya hoş bakmayanlar olabilir. Ama ismi süreç kaldığı için sürece tarih aynasından, tabiri caizse tarihin dikiz aynasından bakmaya gayret göstereceğiz. Efendimiz ve sahabelerin yaşadığı asra malumunuz biz asrı saadet diyoruz. Saadet asrı, mutluluk asrı, hakiki huzur asrı. Kalbin, gönlün, bedenin, toplumun adeta böyle nurlandığı, Allah'la buluştuğu yıllara biz saadet asrı diyoruz. Saadet asrı ama içinde çilenin olduğu, boykotların olduğu, tehcirlerin olduğu, savaşların olduğu, sıkıntıların olduğu, buna karşılık fedakarlıkların olduğu, dayanmanın olduğu, direnmenin olduğu, sabrın olduğu, tevekkülün olduğu, teslimin olduğu bir asır diyoruz biz o sıra. O 23 senede Allah nebisine ve sahabelerine öyle şeyler yaşatmıştı ki onlar siyer ilminin tabiri caizse bize verdiği ipuçları gibidir. Allah Resulü o 23 senede mikro planda tabiri caizse öyle hadiseler yaşamış, o hadiseleri öyle güzel çözmüştür ki vahiyle ve firasetiyle, sahabe efendilerimizle öyle güzel çözmüştü ki o kendisinden sonra gelecek bütün asırlara da adeta bir ilaç olmuştu, bir reçete olmuştu. İsterseniz şöyle toparlayalım. Bu asırda da gerek kendimizle, şahsımızla, imanımızla, Allah korusun, gerekse psikolojimizle, gerekse de toplum psikolojisinin veya isterseniz külli manada söyleyelim, insanlığın içinde bulunduğu problemlerin çözülmesi adına Allah Resulü son peygamber olması hasebiyle, onun getirdiği mesajların evrensel olması hasebiyle, onun getirdiği mesajlar, başta Kur'an, yani bu dinin en temel kaynağı olan Kur'an, Rabbimizin sözü olan Kur'an ve o Kur'an'ı yaşayarak bize tefsir eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yazdığı reçeteler artık zaman aşımına, eskilerin tabiriyle söyleyelim isterseniz, mürur zamana uğramaz. Evet, biz başımız sıkıştığı zaman bir yönüyle asr-ı saadete bakacağız. Asr-ı saadete bakarken bir taraftan da içinde yaşadığımız insanların veya insanlığın ortak mirası olan pozitif ilimlere de, üstadımızın dediği gibi diyelim isterseniz, fen ilimlerine de, fünun-u müsbeteye de bakacağız. Yani bir taraftan ulûm-ı diniye diyeceğiz, siyer diyeceğiz, fıkıh diyeceğiz, kelam diyeceğiz nasip olursa, ama bir taraftan da pozitif ilimleri de, insanlığın dediğim gibi ortak mirası olan pozitif ilimleri de göz ardı etmeyecek. Allah'ın izni keremiyle inşallah böyle zülcenaheyn, yani iki kanatlı kuş gibi nasip olursa inşallah ufuklardan ufuklara belki pervaz edeceğiz. Evet, bu programda
kısa videolarla Asr-ı Saadet veya tarihte, sadece Asr-ı Saadet'te değil, tarihte süreç benzeri yaşanan hadiselerle süreci tefsir etmeye, süreci okumaya çalışacağız. Onun için bu programın adına da nasip olursa tarih aynasında süreç ismini vermiş olacağız. Bunu sadece bir örnekle, inşallah ilk programımızı bir örnekle nasip olursa misallendirip bundan sonra inşallah bu şekilde spesifik olarak herhangi bir hadiseyle alakalı Asr-ı Saadet'te veya kısası Enbiya'da ya o nebilerin, peygamber efendilerimizin yaşadıklarını veya onlardan sonra Selefi Salihinin, başta Hulefe-i Raşidin dönemi olmak üzere Selefi Salihinin yaşadığı veya Avrupa'mızda yaşanan, yani şu anda içinde yaşamış olduğumuz Avrupa'da ve dünyanın değişik yerlerinde yaşanan hadiselerle inşallah tığımızı tabiri caizse bir geçmişe tabiri caizse saplayacağız, bir günümüze saplayacağız. Ortaya Allah nasip ederse inşallah süreç okumaları adı altında bir dantela çıkarmaya gayret göstereceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Mevla bizlere hüsnü ifade, hepimize de hüsnü istifade ve istifazeler nasip eylesin. İşte bu tarih okumalarıyla alakalı, süreç okumalarıyla alakalı bir örnek sadece. Çile Toprağı'nda Yeşeren Bahar kitabından başlık: Onlar bile kadınlara ilişmemişlerdi. Bu yazının başında Enfal suresinin 30. ayeti var. Enfal suresinin 30. ayetinde mealen bir vakitte o kafirler diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar, yahut öldürseler mi, yahut seni ülke dışına mı sürsünler veya bulunduğun yerden seni tehcir mi etsinler? İşte bu ve buna benzer bir takım planları kurup duruyorlardı. Evet, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Tabii kelamcılar, tefsirciler bu ayet-i kerimeyi daha iyi yorumlarlar mutlaka, tefsir ederler. Evet, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır derken, onların tuzaklarına karşı bir yönüyle Rabbimiz onların tuzaklarına, onların tuzaklarıyla cevap vererek, onların tuzaklarını adeta bertaraf ederek onlara cevap vereceğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a müjdelemiş oluyor. Kıymetli dinleyiciler, izleyiciler, bu ayeti kerimenin nuzul sebebiyle alakalı hepiniz mutlaka siyer kitaplarında, Efendimizin hayatını anlatan kitaplarda mutlaka okumuşunuzdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl dinini Mekke'de tebliğ etmek için gayret gösteriyor. Rabbini anlatıyor. Esasen o insanları cehennemin ateşlerinden kurtarma adına, hani zaten bunu kendisi de çok güzel ifade ediyor, yani öyle her birerleriniz ateşe koşan, o hani ateşi gördüğü zaman oraya doğru uçuşan şeyler vardır, böyle kelebekler vardır adeta. İşte onların önüne geçme adına diyor, ben çaba sarf ediyorum ama sizler ısrarla o ateşe atılmaya çalışıyorsunuz. Evet, biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki, hamdolsun ne kadar şükretsek az, öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki en azılı düşmanı, parantez içinde onun söylediği gibi söyleyelim, ümmetimin firavunu dediği Ebu Cehil bile ateşe gitmesin, Ebu Cehil bile cehenneme gitmesin diye onun kapısına siyer kitaplarında 70 kere, Hoca Efendi belki 100 kere giden, Hoca Efendi dediği şekilde söylüyorum, 100 kere giden bir peygamberin ümmeti olarak biz kimsenin cehenneme gitmesini istemeyiz. Ama o kendi iradesini hep kötülük yönünde kullanır, zulüm yönünde kullanır. Allah'ın verdiği bütün istidatlarını adeta kötülüğe, yani kötülük rotasına göre kullanır, zulüm rotasına göre kullanır. O zaman da Üstad Hazretlerinin dediği gibi deriz, cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve dinini ortadan kaldırma adına. Çünkü onlar menfaat şebekesi kurmuşlardı Mekke'de putlar üzerinden. Allah Resulü de gelip, yani putlarla alakalı söyleyeceğini söylediğinde, yani la ilahe illallah deyince, Allah'tan başka ilah yok deyince, onlar tabiri caizse onların menfaat şebekesini, menfaat binasını ayakta tutan putlardı. Lat'tı, Uzza'ydı, Menat'tı, İsaf'tı, Naile'ydi. Dolayısıyla
o binanın yıkılacağını, çökeceğini, o menfaat şebekesinin, isterseniz çetenin, Üstad Hazretleri gibi diyelim isterseniz, o komitenin çökeceğini anladıkları için Efendimiz'i yok etme ameliyasına girmişlerdi. Evet, çok çileler çekildi. Bu tarih okumalarında, siyer okumalarında bunları sık sık anlatmaya gayret göstereceğiz. Fakat biz direkt 13. yıla gidelim. İslam'ın 13. yılı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık müminlere hicret izni vermiş. Birçok mümin Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir gibiler en sona kalmıştı. İşte dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık hicret edeceği gece, biliyorsunuz, Hazreti Ali'yi yatağına yatıracak, o yeşil örtüsünün altına yatıracak, sen diyecek, yani benden sonra yola çık. Çünkü Efendimizin evinde emanetler vardı, düşünün, onun canına kast eden, suikast planları yapanların emanetleri bile Allah Resulü'nün evindeydi. Çünkü ondan başka güvenecekleri de kimse yoktu, biliyor musunuz yani? Geçen bir akrabamız anlatıyor. Birisi vasıtasıyla dinledim ben, yakın akrabamız. Eskiden kız çocuklarımız uzakta bile üniversite kazansa biz yani gözümüz kapalı götürüp yani bu hizmetteki arkadaşların evlerine, yurtlarına emanet ederdik. Şimdi nereye emanet edeceğiz diye kara kara düşündüğünü anlatmıştı yani öyle. Benzer bir şey yani. Ve o emanetleri sahiplerine ver, öyle gel demişti, biliyorsunuz, Hazreti Ali Efendimiz'e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve biliyorsunuz bu niyetten sonra tabii müşrikler de, Mekke müşrikleri de, Efendimizin düşmanları da boş durmuyorlardı. Darun Nedve denilen, esasen Efendimizin büyük dedesi Kusay bin Kilab tarafından kurulmuş bir parlamento hüviyesinde, Mekke o gün bir Stadt denilen, Almanca tabirle söylüyorum, bir site devletiydi biliyorsunuz. Şehirdi ama bir devletmiş gibi yönetiliyordu. Dolayısıyla o şehri yönetenler bir araya gelmişlerdi. Rivayetlerde 60'ın üzerinde insanın bu toplantıya katıldığını söylüyordu. İşte Kusay bin Kilab'ın kurduğu parlamentoda, yani Darun Nedve'de bir araya gelen insanlar, işte bu ayeti kerimenin, Enfal suresinin 30. ayetinin iniş sebebidir o, bir araya geldiler. Onu nasıl yok edecekleriyle alakalı bir ruzname görüştüler, bir istişare yaptılar kendilerine göre. Bize siyer kitapları belki zayıf da olsa Necitli bir ihtiyar kılığında şeytanın da bu toplantıya katıldığını bize söylüyorlar. Dolayısıyla insanlar fikirlerini söyleyince o Necitli ihtiyar bu isabetsiz bir görüş diyordu. Mesela bağlayalım deyince hayır bu isabetsiz diyordu. Memleketimizden sürelim deyince hayır isabetsiz diyordu. Sonra işte ümmetin firavunu konuşmaya başladı. Ebu Cehil konuşmaya başladı ve Ebu Cehil şöyle bir teklifte bulundu. Her kabileden, yani Haşimilerin ve işte Muttalip oğullarının, Haşim oğullarının karşısında olan, ona düşman olan kabilelerden birer tane yiğit insan seçelim ve onun kanını bunlara paylaştıralım. Yani diyelim ki 20 tane kabile varsa 20 kabileden 20 tane genç savaşçı seçelim. Evini Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Muhammed'in diyor onlar, muhasara edelim. Çıkınca mızraklarımızla öldürelim diyorlar. Bu fikri söyleyince Ebu Cehil, Necitli ihtiyar kılığında olan şeytanın, evet bu isabetli görüştür diyor. Neden? Çünkü Ebu Cehil bu fikrinin argümanlarını da ortaya koyuyor. Diyor ki kanını paylaştırırsak Haşimiler, Efendimiz biliyorsunuz yani Haşim, Haşim'in oğlu Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, onun oğlu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla kanını eğer biz kabileler arasında paylaştırırsak Haşimiler bu kabilelerin tamamını karşılarına alamazlar diyor. Ve bu kabul görüyor biliyorsunuz ve plan icraya konuluyor. Bu bir suikast planıdır. Dolayısıyla Efendimizin evi muhasara ediliyor. Arkasından biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bu istişareden sonra, muhasara edilmesinden sonra o gençler sayısı ne kadarsa, yani tam olarak tabii yani 20 diyenler var, daha fazla diyenler var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَخْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ayetini, o biliyorsunuz işte Yasin suresindeki o ayeti okuyarak yerden bir avuç kum alıp aralarından biliyorsunuz geçip gidiyor Hazreti Ebu Bekir'in evine. Oradan Sevre, oradan da Medine'ye ulaşacak. Biz tekrar
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhasara edilmiş evine dönelim. Konumuzun başlığı şu idi biliyorsunuz. Yani onlar bile kadınlara ilişmemişlerdi. Onlar bile kadınlara ilişmemişlerdi. Evet, ilişmedilerdi. İşte o muhasara esnasında yaşanan bir şeyi tarih kitapları, siyer kitapları bize şöyle anlatıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o evini muhasara edenler, onların bazıları damlara çıkıp damlardan Efendimizin veya komşu evlere girmek suretiyle Efendimizin evine girmek istediklerinde kadınlar bir çığlık kopardılar. Kadınların çığlığı bu gençlerin, o Kureyş gençlerinin, müşrik gençlerin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evini kuşatmış olan ve ona suikast yapacak olan o gençlerin kulağına iliştiği zaman aynen şöyle söylediler. Bakın, tarihin kulaklarına küpe bu. Vallahi amcalarımızın kızlarının üzerine duvarlardan indiğimiz Araplara söylenir de rezil oluruz, sövülürüz, hürmet örtümüzü de yırtmış oluruz dediler ve kadınlara ve çocuklara ilişmediler. Günümüz, evet, tığımızı bir o asra, tarihe, bir de bugünümüze saplayacağız ve ortaya tabiri caizse süreç denilen bir dantela çıkarmaya çalışacağız. Günümüzde mi? Evet, bu devrin tiranları o kurdukları menfaat şebekesi yıkılmasın diye masum insanlara terörist diyenler ve sahte bir darbeyle, yani oyuncak bir darbeyle, tabiri caizse manivela gibi kullanıp ülkenin bütün anayasal kurumlarının hakkından gelen o insanlar maalesef, yani Anadolu'nun analarına da iliştiler. Bugün zindanlarda biz tam olarak ne kadar bacımızın, annemizin olduğunu bilmiyoruz. 4.000 mi, 7.000 mi, 10.000 mi, belki 20, 30 bin, 40 bin, 50 bin, ne kadar ablamızın, ne kadar kadının, Anadolu insanının, kadınının biz süreçte sorgudan, sualden geçtiğini bilmiyoruz. Evet, onların birçoğu bugün zindanlarda, belki mütevekkilane, yani o medrese Yusufiyelerde bir Hazreti Meryem annemizin Mescid-i Aksa'daki o hücre-i saadetinde adeta, yani ilim tahsil ettiği gibi, çile doldurduğu gibi o iffetli annelerimiz orada çile dolduruyorlar. Kimileri gaybubetlerde, kimileri gurbetlerde bugün muhacire sıfatını almışlar ve gurbetlerde, kimileri de işte bir Ayşe bacı gibi, kimileri bir Aslı Doğan gibi, belki ilerleyen sohbetlerde Aslı Doğan bacımızın da, yani Aslı Saadet'te benzeri bir olayla inşallah anlatmaya çalışacağız. İşte belki Meriç'ten geçerken boğuldular. Evet, o devrin zalimleri, tiranları kadınlara ilişmemişlerdi. Belki daha sonraki sohbetlerde de anlatacağız. Yine hicret esnasında yaşanan ibretlik vakalar var. İlişmemişlerdi ama bu devrin tiranları maalesef bacılarımızın bir yönüyle iffetlerine kadar, yani geçen gün okumuşsunuzdur zaten, yani sorgu esnasında yapılan o terbiyesizlikler, yani bir hukukçu olarak söylüyorum bunu, henüz daha sanık sıfatı olan, yani henüz hüküm giymemiş, henüz daha suçluluğu bir mahkeme kararıyla tescil edilmemiş insanlara yapılan bu zulüm esasen bir yönüyle neredeyse Asr-ı Saadet'te bile yaşanmamıştı. Evet, şunu söyleyebiliriz sohbetimizin sonunda. Gün gelecek, hukuk uyur, uyutulur, uyuşturulabilir. Evet, bir süreliğine yürürlükten kaldırılabilir ama asla ölmez. Hukuk döndüğü zaman da önce kendisine ilişenlerden hukuk içerisinde intikamını alır. İntikamdan kastımız yine hukuk içinde kalarak intikamını alır. Dolayısıyla bir gün hukuk dönecek. İnşallah mazlum ve mazlumeler inşallah Teala çok özledikleri o hizmetlerin başına tekrar geçecekler. Çok özledikleri insanlığın mutluluğu adına, insanlığa huzur götürme adına, barış götürme adına tekrar inşallah hizmetlerinin başına geçeceklerdir deyip bu kısmı bu kadarlıkla bitiriyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.